Herkese merhaba değerli izleyenlerim. Bugün de sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Ayrıca beğenip abone olmayı da unutmayalım. Şimdi gidelim burada bir köy işleriyle ilgilenen birkaç arkadaşlarımız var. Yani bir abilerimiz var. Onlarla bir sohbet edelim, bir röportaj yapalım. Bir bakalım neler söylüyorlar, ne yapıyorlar. Şişman hocam da öyle yakında çıktı. Yok böyle iyisin, böyle hayatta daha çok şişman gözüküyor. Sen adamı ne ettin sen? Benim adam bu an gitti şeye, İstanbul'a. Bıraktı bizi. İşi bitmeye uğraşlar mı adam çoğaz? 45 gündür burada. Maşallah. Bitmiyor ya, bitmiyor. Hele be 6 aydı burada, yine bitmiyor. Daha 4 adama bir günlük işim var zannediyordum da belki yine bitmeyecek. Şuraya taş gelmiş, onları kurduracak. Hacı taşının başı yanacak. Bir de şu elmiyi kaynatacağım, elmiye tut lan. Pekmez yapacağım. Pekmez isteyenlere de duyuru. Sipariş verebilirler. Pekmez satıyormuş bu. Bidonu 300 lira. Ano çok diyor sen de be. Yok lan çok diyor. 400 diye lan bidonu. Ben gene ucuz dedim. İyi sen 100 lira düştün lan o zaman. Bedava mı verelim arkadaş? Bir de biz görelim bu satın parası nasıl iniyor. İyi bir de pekmez kaynatırken geliyoruz ya da. Bir de pekmez kaynatacağım. Bir işim o kaldı. Su bereye yapacağım. Ondan sonra fındık kurudumlu Abbas yolcu. Su börende de acık 2-3 tane kadın çok çağır da. Onu bahar o. Geçen sene ne güzeldi de. Karı kalmadı ki la koyduk millet ağa gitti. Niye kaçırdın hemen kaçmasıydın? O zaman da iş oluyor lan oğlum. Karıların sezonunda hamuru ne zaman yoğurdun biliyor musun? Mayıs ayında. Mayıs'ta yoğurdun. Şimdi yapacak Allah izin verirse. Nerede sağlıyorsun o yağmuru sen öyle? Dondurucuda. Elimiz değmiyor ki ya. Hey gidi köyde iş yok. Köyün işi bitmiyor. Ye, iç, yap, kal. Başka bir şey yok. Ye oğlum Osman ye. Ye Osman'ım ye. İyi Osman ye, iyi. Bana bak Koca Arı da geliyor. Koca Arı teyzemiz gelsin, nenemiz gelsin. O da röportaj yap. Ne diyordun? Röportaj yapıyorsa. 92 yaşında nenemiz şu anda röportaj yapıyor. Şey seni konuşturuyor. Gel gel. Emre seni konuşturuyor gel. Benim ne mi konuşturuyorsun ya? Ben konuşamıyorum. Kaç yaşındasın diyecek, ne yapıyorsun diyecek. Onları sonra, onları ayrı yine çekeceğim ben. Öyle mi? He. Ne dedi? Şimdi 30'un yanımda. Bu köyün işi bitmiyor arkadaş. En kolay da odun kesme tekniği buymuş. Sen acaba sen mi gördün onu? Yok vardı da. Böyle yordu. Yok vardı da. Hoş geldin. Hoş bulduk. İleriki sene gider böyle kesti. Hani o bunun 3-5 katı nenem var. Geldi o. Burada sen nenem, bu nenem adın ne senin? O bunun 3-5 katı. Gülsüm nenem, sen yaşın kaç senin? Orada tam da 3-4 odun var. Benim yaşım oğlum. Anamdan eski doğalı beri yaşıyorum odanın, bak. Çamaşır makinesi olduğu odanın altı da. 84 herhalde. 84. Bayağı da varmış yaşın ha. Tam da bayağı var. 1937 doğumluyum. Kasım'da doğmuşum. Mart'ın birinde nüfuse geçmişim. Doğum tarihini nasıl biliyor bak. Ben daha kadar... sorsalar ben bilemem. Valla bayağı iyi ha. Havza iyi. Havza kuvvetli. Siz nasıl yapıyordunuz şimdi, bu odun işlerini siz nasıl yapıyordunuz şimdi böyle? Havuzlarımda şimdi kalmıyor. Sağ ama. Diye sağ bu odunları eskiden nasıl yapıyordunuz diye. Nasıl getiriyordun, nasıl kesiyordun? Baltiğine. Ne bileyim ben. Kesmek de kolaydı, getirmek de. O zaman iyi dedim. Yer babam yer. Şimdi boğazımıza zor yapıyorum ya. Ha, şimdi yaşlılık var şimdi. Sırtında mı getiriyordun sen? Sırtımda da getirdiğim zaman oldu ama hiç. Sırt yükü adamı ezer. Adamın neredeydi senin? Gurbette. Ya burada oldu ya gurbette oldu. Gurbette İstanbul'da çok çalıştı. 7 ay bile kaldı o zamanlar oldu. Ya o zamanlar sen hep burada tekidin ha? He çocuklar ufak. Öküzler var, at var, inekler var. Hele bir inek sözü hiç kalmıyordu. De çalışayım. Sonradan kömüş de oldu, inek de oldu, iki tane oldu, üç tane de oldu. İnek. Sağıyordum, o zaman makineyi ot bir şey yok. Mecbur o zaman makineyi, makineler yeni çıktı. Aralar diye niye işçiler sağa? Valla. Ne yapıyorlar ne yapıyorlar? Aralar diye niye erkekler sağa? Şimdi öyle de böyle değişti. Ne yapıyor ne yapıyor? Karılar. Karılar diye niye erkekler sağlıyor mu? Sağa.
He, sağlıya. Ulan bütün makineyle sağıyorlar inekleri vallahi. Ha, inekleri sağıyormuşlar la. Ben de yanlış anladım. Ben de yanlış anladım. Erkekler sağlıyı derken he. Allah'ım. Bütün erkeklere gitti bu laf şimdi. O zaman yoğurtlar, yağlar, sütler, kaymaklar çok oluyordu. O zaman hep kendin evde yapıp yiyordun. Şimdi emme, millet kaymağın kıyına bile kıyamıyor. Para diye yağsı diye. Varsın. Yağ olmuş 100 lira. Kilosu. Varsın. Sayın yazarımız. Kolay gelsin abiler. Eyvallah, sağ olasın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz böyle? Aa burada. Elmas Hanım'a odun çaşıyoruz. Kolay gelsin. Köy işleri. Sizi bir tanıyalım ya. Önce bir tanıyalım. Nerelisin? Biz Kabataş Şükpelen Mahallesi'nden Nevzat Eren. Seni tanıyalım abi. Haydi ben de Belen Mahallesi. Ben Murat Yeregen. Kabataş'tan geldiniz buraya. Kabataş'tan geldik. Bu arada burası Kayınca Köyü arkadaşlar. Biliyoruz. Size söyleyelim. Yok ben kamerayı verdim. Pardon. Şimdi siz odun yapıyorsunuz burada. Evet. Arabamıza odun yapmaya geldik bugün. Patronumuzu yahaladık. Bu patron sizi çok yahaladı ama çabuk bırakmaz ama. Sen yok, bu patronu herkes kötü zannediyor. Biz iyi adama denk gelmiş. Daha kötüleri var. Beni şimdi bunlar gelenler zannediyor ki çok çalıştırıyor. Ama ben bu adamlara hiç karışmadım bugün. Dinlen lan üçkağıtçı önceden gelenler. Siz yatarsanız, avarda avarda durursanız ben sizi çalıştırmaya uğraşırım. Yani ama ben bunlara mı hiçbir şey demedim. Sizi o zaman bu gece göndermeyecek. Yok göndermeyecek. Ben dün gece kalktım sabah 6'da baktım adamlar evin önünde odun kesiyor. Kesin mi? Kes. Dur bir konuşalım. Şimdi bunları böyle çapladı. Evet. Şimdi sonra tek tek keseceksiniz yani. Bak şuraya baksana. Bugün yaptım işte bunu. Göster şurayı da göster. Bak şu adamlarımın marifetine bak. Ben nasıl bu adamları han han diyeyim. Adamlar dünyayı kesti bugün. Yemiyesi kaç bu adamları? Ya o bizim içimizde. Bu canlı yayında bunlar özel işler. Bu özeller şeye girmez. Patronumuz herkese hakkını verir. Sen çalış yeter ki. Gönder bakayım şuraya. Bir keserken görelim bunu arkadaşlar. Ha keserken de bakın. Böyle şey kolay. Sen bu adamları yine çok yorma. Eve giderler yorgun argın. Yok yok bunları eve koymuyorum zaten. Niye koymuyorum? Yorgun bunlar yorulmaz maşallah genç bunlar. Bu ne la? Evet, evet. Harika. Afak mı lan?
Bu arada dış sesimizi de görüyorsunuz. Dış ses Elmas İşmarcı. Dış ses Elmas İşmarcı. Koyduğum hala iş görüyor, bitmedi. Bitmez. Bu nasıl işidi bilmiyorum. Bitmeye çalışıyor, bugün de yine bitmeyecek. Bugün bitmeye çalışıyor, yine bitmiyor. Köyde iş biter mi ya hiç? Bitmiyor. Bugün bitiriyorum dersin, yine çıkar yarın iş. Bitiremeden gitti herif.